Hanımlar beyler, yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Grand Theft Auto 5, PlayStation 5. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ay başında da size söylemiştim. Düzenli olarak indirim ve işte haber videoları da yapıyorum. PlayStation Plus'ın bu ayki ücretsiz oyunlarından bir tanesi de Grand Theft Auto 5 Online arkadaşlar. Eğer PlayStation 5'iniz varsa şu anda ücretsiz olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen indirmek istemiyorsanız, boyutu biraz büyük çünkü, en azından kütüphanenize ekleyin arkadaşlar. İleride oynamak istediğinizde indirip oynayabilirsiniz. Şimdi geçelim, oyunumuz nasılmış bir bakalım. Hadi bakalım. İlk şeye girdiğinizde, store'a girdiğinizde göremezsiniz. Gösteriyor zaten. PlayStation 5 free diyor. Girebilirsiniz ya da arama motorundan da aratabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, create new GTA online karakter. Eğer yeni bir tane online karakter yaratırsan diyor, 4 milyon dolar sana hemen daha başlangıçta suç kariyerinde başlamak için 4 milyon dolar para veriyorum diyor. Bayılırız. Şimdi şurada R1 ile L1 ile arkadaşlar yine DualSense'in hikaye moduna geçebiliyoruz ama ne diyor bakın altında, hemen keyimin altında GTA 5 Story Mode, hikaye modu diyor. Hemen ufak da bir bilgi vereyim. Grand Theft Auto 5'in hikaye modu şu anda Store üzerinden satılabilir, yani alınabilir. Şu anda satılıyor. Şöyle bir şeyi var. Aslında beklenmedik bir fiyat. Aslında ben daha fazla bekliyordum arkadaşlar. 109 lira gibi bir fiyatı var. Gerçekten şu anki bu kadar zamların içinde uygun fiyat. Ama ben her zaman söylediğim gibi artık Grand Theft Auto 5 satılmasın ki. Grand Theft Auto gelsin, 6 gelsin diyorum ama işte herhalde Grand Theft Auto 6'ya kalmadan artık bilmiyorum. Grand Theft Auto 5'i PlayStation 6 ve 7'de göreceğiz gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Neyse, bugünkü konumuz Grand Theft Auto Online. Bakalım, girelim. Neler vaat ediyor bize. Şimdi arkadaşlar, benim normal ana karakterim var. Çok eskiden açmışım. Ne zaman açmışım? 2006'da açmışım. Haberim bile yok. Ne kadar olmuş açalım? Demek o da açmamışım bile. Hemen basmışım, geçmişim mi bilmiyorum. 2006'da çok yıllar olmuş. Evet. Şimdi ben kendi karakterimle devam etmeyeceğim arkadaşlar. Ben yeni bir karakter yapacağım. O 4 milyon doları almak istiyorum. Hem de ilk defa GTA Online'a giren kardeşlerim de öğrenmiş olur. Ben de öğrenmiş olurum. Çünkü ben gireli kaç sene olmuş? 6-7 sene önce girmişim. Hadi bakalım. Yani yapmışım. Karakteri yapmışım demek istedim. Evet. 4 milyon dolar başlangıç için alıyoruz. Şimdi karakter yapacağız. 4 ayrı suç geçmişi. Suç kariyeri seçme şansımız var. İşte motorcu olabiliriz. Tabii o kadın erkek olup olmayacağımızı bilmiyorum. Ben sadece şimdi şey olarak bakıyorum. Motosiklet kulübünde ve diğer motosiklet üyeleriyle birlikte ölümcül kontratların yaptığı, işte şeyden kara borsadan, silah kara borsasından işte iş dünyasına kadar gidilecek bir senaryo. Senaryo derken işte karakter. Bu da gece kulübü sahibi. Evet. Gecenin, işte gecelerin en hızlı, en ateşli partilerini düzenleyen bir adam. Buymuş Gunrunner. Evet arkadaşlar, bu da ablamızı gördüğümüz gibi askeri tabanlı bir yapıya sahip ve silahlar da doğru. Yeraltı dünyasının da liderliğine giden bir yolculuk. Evet. Bu abim de, oho, bu arkadaşlar böyle hani şey, gökdelen zirvesine çıkacak kadar zengin. Bu da değişik bir karakter. Evet. Şimdi bir hangisini seçsek acaba? Ben motorları çok seviyorum, biliyor musun? Böyle kafamda bir motor geçti ama. Ne diyorsunuz? Şu anda bilemiyorum. Çok heyecanlandım. Evet, bir tane alalım ya. Bir tane seçelim işte. Motorcu diyorum arkadaşlar. Motorcu. Hadi bakalım. Motorumuz olsun. Hı-hı. Şimdi Biker adında Clubhouse var. İşler, business. Downtown. Şimdi ana üssümüzü seçeceğiz. Ha, tamam. Paramız var ya arkadaşlar, 4 milyon. Onu bize harcayacak. O belli oldu. Onu harcayacağız. Onu anladık. Şimdi. İş de seçebiliyoruz. Genelde motorcularla ilgili olacak. Hani ben motorcu seçtim diye. Motor da seçebiliyoruz sonra. Bu neymiş abi? Bu ne biçim bir şey ya? 4 milyon fazla gibi gelebilir. Az da değil aslında ama yine de biraz dikkat etmek lazım. Ve silahlar.
Tamam. Start kariyerine başla. Tamam, o zaman önce bir ana harcamalarımızı yapacaksak yapacağız. Şimdi kulüp evimizi seçeceğiz arkadaşlar öncelikle. Bu şehre yakın bir yerde. Yani şehrin hafif dışına doğru. He, hemen hemen aynı yerdeler. Bakayım da çok şehrin alakasız yerine atmasın. Ona göre seçelim. Şurası güzelmiş bak, depo falan. Burası daha da şehrin içinde. Hem fiyatı da uygun. 449 bin. Ne gerek var abi? 1 milyonluk falan fiyatlara gerek yok. Yazık günah. Bakın bu daha uygunmuş. Şu 395 bin. Bakayım. Şehrin neresinde? Güzel yerde. Bu benzinlik. O çok uzak işte. Bak bunu istemiyorum. Tamam. Şu arkadaşlar ucuzdan gidelim biz. Tamam, paramızı harcamayalım. Ya buradan. Ya da şu 450 bin de. Şu da güzel. Şurada. Ben şuraya içmesinde. Bu bir. İş yeri. İş yeri yine evimizde çok uzak olmasın. Değil mi? Kardeşim bu arada pardon. Şu logoyu kapatayım da. Şeyi. Paracıkları görün orada. Evet, bu arada lütfen abone olmayan kardeşlerim abone olarak bana destek olabilirler. Yorum yapabilirsiniz. Beğeni butonuna basarsanız da çok iyi olur arkadaşlar. Videomuzun ön tarafı çıkması açısından. Şimdi bunlar çok pahalı. 1 milyon falan paralar, o kadar ben böyle paralar vermek istemiyorum. Ama işte iş olunca abi iş değil mi? Şurası sanki böyle güzel gibi ya, şehir içinde. Bakayım haritada bakalım neredeymiş. Biraz yukarı tarafta. Oraya gidip gelmek zor olur. Bu nerede? O da ta alakasız bir yerde. Halbuki bu şey gibi gözüküyor değil mi? Şehir içi gibi görünüyor şöyle bakınca. Ama yukarıdaki o köşedeki yer. Orası da güzel aslında. Orası güzel bir kasaba. Tabii şehir içi olunca arkadaşlar fiyatlar hop 1 milyon 2 milyonlar olunca. Bakın burası çok güzelmiş ama işte. Tamam. Şöyle başlıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu içime sindi benim. İşimizi de seçtik. Biraz haritanın yukarı tarafında ama. Heh, gelelim motorlara. En sevdiğim. Evet. Kendime motorcu olarak. Araç da seçebiliyoruz ilk başta. Evet. Bir dakika. 2800, 2 milyon 800 liramız kaldı. San Andreas plakalı. Abi çok pahalı. Arabalar milyon ya. Şöyle ucuzundan motordan başlayalım abi. Ucuzundan dedim ya, öyle kötü motor da alamayacağız. Ha. Bu da Hayabusa yapmışlar bak. Bence şöyle naked bir tane motor alalım. Ne dersiniz? Bir tane naked ile başlayalım. Tamam. Son kararım. Silah. Önemli. Silahımız. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane bunu alacağız. Bir tane bunu alacağız. Bir tane bunu alacağız. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Hepsinden alırım abi. Hazır parayı bulmuşken. Bu neymiş? Bilardo sopası. Ne gerek var? Sentetik patlayıcı. Pipe bomb. Shotgun. Bir tane tabanca olmazsa olmaz. Tamam. Geriye kalan 1649'umuz kaldı. Evet. Aa. Total spend 2350. Ha bak ne diyor? Spend between 3 milyona 4 milyon dolar harcayın diyor. Yani biraz daha harcamamız gerekiyor arkadaşlar. Sana zora harcatıyor. Yani şey yapın diyor. 3 ile 4 milyon. Yani o kadar çok paran kalmaması lazım oyun içinde. Tamam. Şimdi ben diyorum ki o zaman şöyle yapalım. Şu şehir içindeki dışındaki yer vardı ya arkadaşlar. Haritanın en sol yukarısındaki. Ha ben bunu mu almışım? Çok güzelmiş yeri. Tamam bu kalsın abi o zaman. Araç alırız ekstra. Ha pardon, iş yeri. İş yerim çok alakasız bir yerdeydi.
İş yerim çok dışarıda. Bakın iş yerim şurasıydı. Onu iş yerini kaldırıyoruz buradan. Şehir içine gidiyoruz abi. Şu güzelmiş bakın. Harika bir yerde iş yerimiz. Bu arada sayın konsoluk ailesi ve yeni abone olan kardeşlerim. Canlı yayınımız Cuma Cumartesi akşamları. Ve GTA Online'da oynayacağız. Oynamak isteyen kardeşlerim. Oynamak istemeyen kardeşlerim de dahil. Yani lütfen katılım gösterirseniz çok eğlenceli geçiyor. Bu nasıl arkadaşlar? Bunun yeri nasıl? Güzel mi? Ama bu şeyi ya. Uyuşturucu üretiyoruz burası. Meth laboratuvarı burası arkadaşlar. Ha bu bizim şey. Haritanın aşağıdaki bildiğimiz yer burası. Tamam. Limanda bu. Şu neredeymiş? Yukarıda sağda galiba muhtemelen. Ormanların orada. Tamam. Tamam abi, son karar. Hayırlı olsun. Mekan. Limandaki yeri aldık. 1525. Şu neredeydi? Bu da tamam. Burası olsun. Son kararım. Ah, bu da olmaz. Bu limanın içindeki burası oldu. Ve şu anda artık başlayabiliriz. Bence motorla başlayalım. Duruma göre şu anda araba almayalım. Arabayı şeyden de alırız. Oyun içinden de alırız. Haydi bakalım. Kariyer başlasın. Konsola gelse kariyerimiz başlıyor. Haydi bakalım. Başladık. Alemin kralıyım diyorsanız, GTA'da akarım diyorsanız arkadaşlar bekliyorum canlı yayınlara. Ben de aktif olarak GTA Online'da takılmadım arkadaşlar. Ta bundan 6-7 sene önce açmıştım. Biraz oynamıştık arkadaşlarla. Hatırlamıyorum bile şu anda nasıl oynanıyor, nedir. Gelip bana işte şey yaparsanız, arka çıkarsanız Hakan abinize birlikte silah arkadaşı olursanız sevinirim. Şimdi gelelim karakter dizaynına. Arkadaşlar, ana profilimizi belirttik. Şimdi erkek mi kadın mı olalım? Ne yapalım? Erkek kadın mı olalım? Efendim? Erkek. İyi hadi erkek olalım. Yok hep erkek oluyor herkes ya. Kadın olalım. Aa şey hatırladım şimdi. Arkadaşlar burada da annemizi babamızı seçiyoruz bakın. Artık bunu bilenler zaten biliyor, hızlı geçeceğim. Annemizin ırkına şeyine göre bizim tipimiz değişiyor. Valla annemize benziyoruz, annemize çekiyor. Çok iyi ya. Tamam. Babamız. Aa, Nico mu? İnanmıyorum ya. Nico'yu da babamız yapmışlar. Vincent. Angel. Tamam ben Nico'yu severim. Nico da en se Aa! John. Arkadaşlar Red Dead Redemption'dan John. Yani bu Rockstar arkadaşlar. Bu adamlar bu işi biliyor. Yani yaratıcılık konusunda gerçekten iyiler. Tamam. Nico dedim. Dön bakayım. Tamam. Bu da bu dön. Okey. Hadi bakalım. Shallow, standart. Onlar şey, gözümüzün ne kadar açık olup olmadığı, burnumuzun. Şöyle dön bakayım kızım, burnuna bakayım. Tabi babasının Nico olunca en küçük bu kadar oluyor burnu. Heh. Babasına benzesin mi? Şöyle kemikli olsun mu? Nico gibi. Neyse. Şöyle olsun. Noise.
Çok mu kalkık oldu burnun acaba? Hadi şu manken gibi olsun kızımız ya. Elmacık kemikleri. Çene. Duduklar, dudaklar. Şöyle yandan bakalım. Arkadaşlar yapıyorum bunu çünkü bundan sonra online'da oynayacağız ya. Sonra abi bu da Cyberpunk gibi oldu ha. Ama motorcu kızız ya. Motorcu kız olduğumuz için böyle Cyberpunk stili gider saç. Ne dersiniz? Tamam. Son kararım. Saçlar bu şekil. Cyberpunk V. Kaşlar. Bana gerek yok. Yaşlılık yaşlı olmasın, genç olsun. Çiller falan. Yüzde hasar olsun bir ciltte. Oğlum bu nasıl hasar? Yanık mı lan? Tamam. Tamam. Ha şey, kadın olduğu için makyaj yapabiliyoruz. Motorcuyuz arkadaşlar. O yüzden özeniyorum yani. Tamam. Yan allık. Allık da sürdük. Dudak ucu da olsun. Parlak olsun. Tamam. Evet, ilk başta giyineceğimiz tarz. Business lady. Parti. Plajcı. Casual. Abi böyle motorcum var, Allah'ını seviyorsan. Böyle de motor binilmez. Binelim böyle havalı bir motorcu olalım mı? Ha. Ha, burada motorcular kendi arasında değiştirebiliyorsun elbisesi. Tamam. O zaman oldu bak. Biker'ların kendi içindeki elbiselerini giyebiliyoruz. Business lady. Neyse tamam, motorcu olsun madem.
Saçlarım şekil bozulmasın. Tamamdır. Şimdi burası önemli. Bunlar bizim şeyimiz. Karakterimizin kişisel özellikleri. Bak şurada kullanabileceğiniz şeyler var, puanlar var, tamam mı? Bunları ha biz ilk karakteri seçtiğimizde anladığım kadarıyla şöyle yapalım. Random da veriyor. Mesela neydi onun adı? Stamina. Kondisyona verebiliyoruz. Atış şeyine, bilgisine verebiliyoruz. Bence hepsi eşit, yakın birbirine yakın olsun. Strength, güç, stealth, gizlilik. Şöyle fena değil. Tamam, böyle olsun. Save'le ve devam et. Haydi bakalım, çek. Evet arkadaşlar. Mrs. Consolok. Lady Consolok. Bu karakteri eşim için yaptım. Hep erkek karakter yapıyoruz. Kadınlar da bu toplumda önemli yeri var. Bizim göz bebeklerimiz. Onları da unutmuyoruz burada. Şimdi. Evimiz var. İş yerimiz var. Motorumuz var. Arabamız henüz arabamız yok. O da olur. Silahlarımız var. Başlangıç için. American Dreams. American Dream. Hadi bakalım. Bir Amerikan rüyası mı başlıyor? Kardeşlerim, istekleriniz olsa her zaman yorumlardan bekliyorum. Videonun altındaki açıklama bölümünde, hemen bu videonun altında açıklamada içinde hem sosyal medya linklerim, işte Twitter olsun, işte Facebook, Instagram, özellikle Instagram'ı daha çok aktif kullanıyorum. Instagram. Beni oradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ekleyin arkadaşlar, Discord'da var. Sosyal medya eklerseniz See you soon. görüşürüz. Eklerseniz arkadaşlar bazen sürpriz şey yapıyorum. Sürpriz canlı yayın açıyorum. Şeylerim oluyor. O yüzden arkadaşlar bilginiz olsun. En azından haberiniz olması açısından iyi olur. Ben şimdi öncelikle arkadaşlar bu müzikleri kapattım. Evet. Bir kere şeyde eski GTA'da arkadaşlar, şimdi PlayStation 5'ten öncesinde GTA'da en zayıf gördüğüm noktadan bir tanesi şeydi. Tabii ki online olunca ister istemez sistem öyle gereksinim duyduğu için, yani sistemi daha çok zorladığı için, çünkü orada açık bir dünya var, online bir dünya var. Bu dünyada mecbur grafikler kısık kalıyordu arkadaşlar. Tabii ben, bakın ben konuşunca o da konuşuyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Güzel. Şimdi burada tabii PlayStation 5'in gücüyle grafikler çok hoş olmuş. Hadi bakalım. Biraz takılalım. Abla ver bakayım arabayı sen. Ver 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 ver. Şöyle PlayStation 5'te akıcılığa bakalım. Nasıl, akıcı mı? Nasıl? Abi zaten böyle olacak ya. 60 FPS. Mis gibi. Bu arada normalde bilirsiniz, bu hızlara çıkıldığında oyun berbat oluyordu. He, şey de yapmışlar. Konsol kardeşlerim. Dur şöyle park edeyim, anlatayım. Adaptive Trigger da yapmışlar. Mesela fren sert. Bu normal araba yarışlarındaki var ya, Adaptive Trigger olayı da bunda da var. Bir şeyi merak ediyorum. Silah atışında da tetik var mı? Adaptive Trigger tetiği var mı? Onu bilmiyorum. Serbest takılma yapıyoruz arkadaşlar. Gezeceğiz. Online'ı birlikte oynayacağız kardeşlerimiz arkadaşlarımız. Aa.
Her zaman beklerim. Yanında da arabanın falan modellerini ne kadar güzel görüyor musunuz? Abi işte Next Gen oldu mu bu işler böyle. Ama artık GTA 6 çıksın arkadaşlar. 5 çıkmasın artık ya. Yeter ya. Vallahi yeter. Bu arada aklıma geldi de şu first person kameraya bakalım arkadaşlar. İşte kamera, dış en uzak kamera. Evet. Ha, gözümde gözlük var ya bakın. Gözlükten dolayı rengi değişiyor orada. Pembe gözlük var da şey. Evet. Bak tırnaklama bakın. Şey gibi oldum ha. Cyberpunk gibi. Çok hızlı gidersem FPS düşecek mi diye bakıyorum arkadaşlar da. Şu an gayet akıcı. Abi zaten böyle oynanır bu oyun ya. 60 FPS oynanır abi. GTA gibi oyun 60 FPS oynanır. O zaman keyif çıkar. Of. Şöyle bir haritamıza bakalım. Evet. Bizim business dediğimiz yere geldik. Harbiden çarpınca onu kıracağım sandım. Ama ben burada uçarım. Arkadaşlar yani ne de olsa hani hiçbir şey yapmasanız hikaye modu oynamayacaksınız, oynamışsınızdır. Haydi bakalım. Fena gidiyor, fena. O nasıl inişti lan öyle? Abi arabayı parçalamaya çalıştım ama yok. Ne kadar sağlammış. Alman arabası herhalde. Oğlum.
Araca bindim diyor. Ulan zaten araçtayım ben. Bu mu? Arkadaşlar bu mu sana dedi. Sen benim konsol okaylısın nasıl laf söylüyorsun? Oğlum ben motorcuk. Beni hatun diye şey yapmayın ha, motorcuyum ben. Para paradır abi. Gel buraya, gel gel, kaçma. Gel lan buraya. Gel gel. Oğlum ne, sana diyorum ne kaçıyorsun? Bir de küfür ediyor. Şöyle. Bakayım neredeyiz haritanın. Tamam. Havaalanına doğru gitmek istiyorum da. Bu arada aracınıza biniyor. İlla motora mı bineceğiz? Motora mı binmemizi istiyor acaba? Tamam da şeye nasıl geçeceğiz abi? Kendi karakterimize nasıl geçeceğiz? Single'a mı geçecek bu böyle yapınca? Değil mi? Single'a geçecek herhalde. Single yok ki abi. Hikaye modu yok ki bizde. Saçma olur. Şimdi. Oğlum önüne baksana ya. Of of, arabanın üzerine bakar mısınız? Al, sana hiç yakışmıyor kardeşim o araba. Hakkını verecek, hakkını verecek birisi lazım ona. Benim gibi hakkını verecek birisi lazım. Ya yani bu arabanın hakkı böyle verilir işte. Buradan mahvettik arabayı. Yemiyorum. Motora bakar mısınız? Havaalanı şurada. Tabi havaalanına girilmez. Normal.
dalarız. Ya. Bak normalde burası açık. Online olduğu için kapatmışlar. Evet, biraz kanlı oldu. Pardon. Kalkma oğlum, yatsana yerinde. Oğlum kalk. Artık polisim ben de. Şöyle alttan gidelim de mermiler gelmesin helikopterden. Aa, burayı hatırlıyorum. Oğlum uçtuk lan. O helikopter üstü. Lan GTA yine GTA işte arkadaşlar. Açık dünya yani, dolaşması, uçması, kaçması, saçma sapan şeyler yapması çok zevkli. Yani hala saçma sapan şeyler yapması zevkli. Şurada motora binelim arkadaşlar. Neredeymiş bizim motorumuz? Bir dakika. Haritada bakmamız lazım arkadaşlar. Senin kişisel aracın diyor ama. Mini haritada tam karşımda görünüyor. Şurada görünüyor. Demek ki şöyle. Şurada bak. Motorum şurada arkadaşlar. Tamam. Gideceğiz, motorumuzu alacağız. İn arabadan. Adi. Arabanda işim olmaz. Ben motorcuyum zaten. Alırsın. Bırakacağım oraya. Kestirme var mı? Kestirme. Yalnız var ya, kesinlikle bakın, kesinlikle 60 FPS deneyimi özellikle açık dünyada, yani böyle arabaların falan sürüldüğü bir ortamda öncelik olması gerekiyor. Motorumuza yaklaştık. Ben heyecanlı abi, oyunun başına motoru şey, aracını al diyor. Biz heyecandan araç mı aldık? Etrafı gezmek muhabbetine. Park ettim. Vay. Nasıl güzel değil mi? Rengi değişebilir sadece. İn kızım, in in. Soldan binilir mi? Ha, sağdan bin. Bakar mısınız ışığa falan? Güzel yapmışlar. Lamar.
Hadi bakalım. Şimdi görev yerimize gideceğiz. Davis'ten gidip silahlarımızı alacağız. Tekrar yapayım arkadaşlar. Alayım emanetlerimi. Şimdi gelelim arkadaşlar adaptif trigger'a. Silahları... şimdi oldu bakın olay arkadaşlar. Kaldırırken silah ağır. Bakayım silahtan silah fark var mı? Yok, yok. Anneme ne küfür ediyorsun lan? Vay, işte araba budur arkadaşlar. Hızlı ve öfkeli de Vin Diesel'in vardı ya arabası, ona benzemiyor mu arkadaşlar? Baksana motora. Tamam, şimdi... arabayı hızlı bir araba sandım. Evet. Ateş tuşu bulana kadar geberdik. Arkadaşlar silahtan silah fark yok. Yani hepsi aynı ağırlıkta gibi. Hani bir Rainbow Six gibi ya da Call of Duty'deki gibi değil. Ama güzel yani. Hissiyat güzel. Ama tabii silahtan silah mesela onun ağırlığını farklı yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Olabilirdi yani. Gidelim aracımızı alalım. Şimdi mekanı terk et diyor. Güzel şekilde şukul olduk. Şimdi şöyle baktığımızda
kocaman bir dünyamız var. Zaten GTA'yı herhalde bilmeyen yoktur. Herkes 3-4 kere yemiş yutmuştur diye tahmin ediyorum. Bilmeyen kardeşime de şiddetle tavsiye ediyorum. Yiyin yutun çünkü bitsin artık ki kurtulalım bu oyundan. GTA 6 gelsin. Acıktım ya. Vay adi vay. Bu arada kulüp evine gideceğiz arkadaşlar hemen. Neyse onun peşine düşerdim de bugün iyi günüm desin. Bugün GTA'daki ilk günüm. Yoksa uğraşırdım sende de. Şimdi satın almıştık ya arkadaşlar oyunun ilk başında. Oraya gidiyoruz. Of kaza yapıyorduk yalnız ha. Burası bizim mekan değil mi? Burası işte. Yo, good to see y'all. I'm out. Over from LC, looking after these joints. You taking over this club? Oh, seni gördüğüme sevindim ama hadi gel de bize katıl. Şu işte burası kulüp abi. Şuraya bakar mısınız? Ne güzel ortam. Her şey var. Bilek güreşi masası, işte müzik kutusu, her şey var. Ha buranın başkanıyım ben. Usually need like a VP, a road captain, a sergeant at arms, definitely an enforcer. You know, something like that. Each role got its own perks and its own responsibilities. Evet arkadaşlar. Adamlarımızı altındaki adamları ayarlayabiliyorum ve onlara ayrı ayrı görevler verebiliyoruz. Get them out of trouble with the 5-0, run protection, make hits, you know whatever. Work goes up on the board and you can take it if you want it. What else you need to know? Of of motorun üzerine bak. There's room to store your bikes. Every club member gets a spot. If y'all want to set up a bike shop. Evet, biz ve kulüp üyelerine yeterince yetecek kadar motosiklet parkı ve alanı var. There's a spot where a gun locker can go should y'all need the artillery stored in the building. And then we got a PC back here on an anonymity network. You seen that shit? The feds don't pick you up. You can hook it up with this internetimiz de var. İnternetimizden take a look at that shit. Dolanabiliyoruz. You'll thank me. And that's that, baby. Ama senin motorun çok güzelmiş. Otherwise, enjoy the place. Evet, o motor istiyorum ben. Ondan istiyorum. Bana ne? Evet, burası ana mekanımız arkadaşlar. Burası motosiklet kulübü. Her şeyimizi buradan yaptığımız, yönettiğimiz, ekibimizi kurduğumuz, ekibimizde aynı zamanda her birinin kendi perkleri ve görevleri varmış. Bunlarla. What's it gonna be? Ne olsun, bir şey yok. Burada şeyi görebiliyoruz. Etkileşim menüsünü gördük. Bakalım aşağı garaj aşağıda mı? Bir mekanı tanıyalım arkadaşlar, evimizi bir görelim. Motorum var. Motosiklet şeyimizin, kulübümüzün ismini vereceğiz şimdi. Ne diyelim?
Motorcycle Club. Konsolok Motorcycle Club. Yok. Club Konsolok. He? Olur mu? Olur ya, neden olmasın? Club Konsolok. Eğer siz de Konsolok kulübüne katılıp bizimle takılmak isterseniz arkadaşlar, beklerim. Gerçekten beklerim. Evet. Ben ortamı yaptım. Arkadaşlar. Ben ortamı yaptım. Bakın. Size mekanı ayarladım. Motosiklet kulübünü ayarladım. Her şeyi ayarladım. Motorlarınız için park yeri de var. Kardeşlerim. Ya da motorcu olmak zorunda değilsiniz. Hepiniz kardeşimsiniz. Eğer bizlerle takılmak isterseniz canlı yayınlarda oynayabiliriz arkadaşlar. Şu gün şu gün diye değil. Artısı duracak. Yani uygun olduğunda, katılım olduğu sürece oynayabiliriz. Eğlenceli olabilir. İstekiniz olursa yorumlardan bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bunun yanında altındaki sosyal medya linklerinden beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Unutmayın arkadaşlar, bildirim zillerini açın ki her zaman ilk seferde gecikmeden en azından indirim videoları ya diğer haber videolarını kaçırmayın. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.